Baba ne olur uyan. Aç gözlerini. Bak ben buradayım baba. Baba. Ağlar nerede kaldı bu hekim? Sultanım, yorgun düştünüz. Dinlenmeniz lazım. Şehzademizin vaziyeti iyi. Ya bir daha nefesi kesilirse? Olmaz. Burada gözümün önünde olacak. Cihangir'i alıp ben götüreceğim. Benim yanımda iyi olacak. Şehzadem benim. Olmaz. Burada kalmalı. Şehzadem o kadar iyileşmedi. Müşahede altında kalması lazım. Yaklaşma kıyarım! İndirin kılıçlarınızı.
Sultanımızı bırak. Ben de senin canını bağışlayayım. Kimi kandırıyorsun sen paşa? Ben öldüm artık. Ama giderken yanımda bir sultan götüreceğim. Sultanım, iyi misiniz? Derhal arabaya bin, hadi. Çocuklar. Geri dönüyoruz. Emredersiniz paşam. Toparlanın çabuk. Şehzadem, Kesef Efendi. Konuşurken aniden üstüme yığıldı. Çabuk, çabuk. Nefes almıyor. Ne demek nefes almıyor? Çabuk bir şeyler yap. Baba! Baba neredesin? Baba! İbrahim! Pargalı!
Ne dersin Süleyman? Hazır mısın karşıma çıkmaya? Cenge başlıyor muyuz? Aslanım, ne oldu, neyi var? Mustafa, ne oldu? Allah'ım sen yardım et. Parladıkça düşman ondan gözünü alamaz. Bizi göremez. Lakin Allah esirgesin. Paslanıp da yaltırıklanmazsa düşman bizi görmek değil, tepemizden bakar. Süleyman'ım, senin büyüdüğünü, kudretli bir padişah olduğunu görmek bana gurur veriyor. Lakin bazen bakıyorum ve içimi bir keder kaplıyor. Sen büyüdükçe masumiyetimiz kayboluyor Süleyman. Masumiyet çağımız sona eriyor. Ne yazık. Değil mi? Nefes alıyorum. Şükürler olsun ya Rabbim. Valide Sultanım, hünkârımız hayata döndü. Lakin şuuru kapalı. Ne demek bu? Uyanacak değil mi? Benim aslanımın alacak nefesi var daha. Rabbim bizi duydu, öyle verdi bu nefesi. Bir şey demek zor sultanım. Bekleyeceğiz. Beni bağışla.
kadarla kalacak Aybüke. Daha fazlası yok. Olamaz. Benden bunu isteme ne olur. Ya senin ne olacağın? Ya da kıyarım canımı. Böyle söyleme. Kırıma gideceksin. Malkoçoğlu. Bir yolu var Aybüke. Birlikte olmamızın bir yolu var esasında. Nasıl? Ben şehzademizle konuştum. Seninle evlenmeyeceğini söyledi. Aybüke Kırım'dan dönmeyecek dedi. Nasıl olacakmış bu? Nasıl olacağını bilmiyorum. Ama ne yapıp ne edip evliliğe engel olacakmış. Ya ne yapacağız peki? Birlikte Kırım'a gideceğiz. Memleketine bırakacağım seni. Nişan bozulunca gelip babandan isteyeceğim. Emin misin? Ya engel olamazsa Mustafa? İkna edemezse hünkârımızı? O zaman ne olacak? Bizimkiler geliyor. Hayırdır inşallah. Nedir bu kızların hali Nigar? Hünkârımıza rahatsızlığını duymuşlar. Hepsi çok üzüldü. Sen bilirsin daha ya hatun. Hünkârımızdan bir havadis var mı? Yok. Allah'a emanet. Lakin gidişata bakılırsa durumu ağır. Keşke bir şeyler yapabilsek. Dua etmekten başka çare yok. Hürrem Sultan'a haber verdiniz mi? Yok. Cihangir şehzademizin başında. Bunlarla canını sıkmak istemedik. Olmaz. Derhal bilmesi lazım. Vallahi ben diyemem daha hatun. Cihangir, benim küçük aslan. Hamdolsun. Rabbim seni bize bağışladı. Ay nasıl da sevimli. Cihangir, bak biz buradayız. Cihangir. Ben de göreceğim. Selim çekil şurada. Sen çekil, ben de bakacağım. Anne. Tamam yeter çocuklar. Kardeşinizi biraz rahat bırakın. O daha tam iyileşmedi. Esma. Buyurun Sultan. Çocukları daireye götür. Cihangir burada mı kalacak? Yasif Efendi geldi. O demeden çıkarmak olmaz. Hadi Mehmet, Mirima. Kardeşlerinizi götürün. Cihangir. Cihangir. Metanet. Hünkârımızın başına bir iş gelirse halimiz nice olur? Ağzımızdan gel alsın. Mühim olan hünkârımızın hali bizim değil. Yüce Rabbim onu başımızdan eksik etmesin. Amin. Aslanım kuvvetlidir. Nice ölümlerden döndü. Yine dönecektir. Ya da ölmezse validem? Ya açmazsa gözlerini. Allah'ım nasıl dayanırız buna? Metanetli olma Aydevran. Dirayetini muhafaza et. Bilhassa senin dik durman icap eder. Mustafa'mın yanında ol. Ona kuvvet ver.
Ben Mahidevran. Süleyman'ın gülbaharı. Şehzade Süleyman'ın sevdalısı. O gün sabah Valide Sultan emir buyurdu. Hazırlan diye. Oğlu Süleyman avdan dönüyormuş. Akşam karşılama varmış. Allah'ım yardım et bana diye duaya oturdum. Fallarda yol kader sordum. Dediler ki kalbinin tam orta yerine bir ateş düşecek. Altın bir yoldan geçip muradına ereceksin. Beyaz atın üzerinde cennetin kapısına gelecek. Ve o büyük kapıdan içeri gireceksin. Şehzade Hazretleri. Adın ne senin? Mahidevran Şehzadem. Beni baştan çıkaran Dilber. Bu güzellik, bu bakış. Meftun ettin beni. O gece geçtim altın yoldan ve cennete vardım. Yaşarken cennete ulaşmak varmış. İnandım. Ben Mahidevran. Süleyman'ın gülbaharı. Oğlu Mustafa'nın talihli anası. Mahidevran'ım. Benim ay yüzü sultanım. Yavrum. Şehzadem. Beni çok gururlandırdın. Senin adın Mustafa. Senin adın Mustafa. Senin adın Mustafa. Hoş geldiniz Tonguç Reis. Keşif için mi düştünüz yollara? Hayır. Biz şey için geldik. Aybüge Hatun neredeler? Aybüge Hatun. Odasında. Ne oluyor? Neden geldiniz siz? Sizi ve Aybüge Hatun'u payitahta geri götürmek üzere emir aldık. Ne demek bu? Ne emri? Hünkârımız buyurdular. Bizimle geliyorsunuz. Bırakın beni. Ne yapıyorsunuz siz? Güçlük çıkarmayın sultanım. Vali Bey. Ne oluyor? Validem. Bana hakikati söyle. Hünkârımız iyileşecek değil mi? Yasef Efendi elinden geleni yapıyor. Ne zaman bitecek bugün? Kabustan beter her şey. Ne oldu ki başka? İbrahim Paşa'mız nerede? Av köşküne gidiyorduk. Eşkıya yolumuzu kesti. Salim Efendi. Ne oldu anlat çabuk. Aldınız mı paşanın kellesini? Maalesef. Paşa bütün adamları bir bir ortadan kaldırmış. Pusudan kurtulmuş. Beceriksizler.
Bir işi halledemediniz. Buraya gelmesi an meselesidir. Bir süre ortalıktan kaybolun. Kimselere de görünmeyin. Nasıl efendi ne olacak? Öldürün gitsin. Kalk Aya, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Kalk, konuşma, kalk. Yürü. Hünkârımızdan haber var mı? Durumu ağır diyorlar. Belki de öldü. Bize demiyorlar. Allah korusun. O vakit ne yaparız biz? Hepimizi atarlar sarayda. Hepimizi değil. Şehzademizin haremi kalır sadece. Efsun Hatun. Sana da gün doğdu. Demeyin öyle şeyler. Dua edin de hünkârımız kurtulsun. Sultanım, geçmiş olsun. Allah sabır versin size. Sağ ol. Şükürler olsun. Cihangir'im iyi. Kendine geldi. Sizin haberiniz yok mu? Ben sana gözüme görünme demedim mi? Ne cüretle konuşursun benimle? Nisa Hatun, ne diyor bu? Sultanım, hünkârımız rahatsızlanmış. Ölüm döşeğinde diyorlar. Söyleyin.
Korkma Hürrem. Abim yaşıyor. Bırakın! Konuşma! Bırakın dedim! Çök! Çök! Ne bu dünyada ne öte yanda bu yaptığınız yanınıza kalmaz. Sultan Süleyman Han Hazretleri bunun hesabını sorar. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ya Allah! Öyle kolay kolay ölmek yok Nasr Efendi. Daha birlikte yapacak çok işimiz var. Paşam, geldin demek. Allah'ım sana şükürler olsun. Nerede o Salim denen hain? Kaçmıştır paşam, durur mu hiç? Hangi deliğe girerse girsin bulup çıkartacağım onu. İbrahim Paşa adamlarımızın elinden kurtulmuş. Peşime düşecektir. Bundan sonra beni sağ bırakmaz. Kabiliyetsizler. Bir adamın üstesinden gelemediniz. Etmeyin efendi hazretleri. Beni paşanın eline bırakmayın. Bir süre ortalıkta görünme. Emniyetli bir yerde saklan. Ben ortalık durulunca ulaşırım sana. Miskim, amberim, varım, sevgilim. Parlak ayım, yakinim, mahremim, varım, güzeller içinde sultanım. Hayatım, hasılım, ömrüm, şarab-ı kevserim, cennetim, baharım, sevincim, günüm, gülüm, ey gülen gülüm. Sevincim, eğlencem, meclisim, çıram, güneşim, mumum, turuncum. Narım, benim yatak odamın mumu, akıl sahibi, efendim, gizlim, açığım, öğüdüm, sultanım, padişahım, emirim, cihan ülkesinde canım, saçı varım, kaşı yayım, gözü pür fitne, bimarım, ölürsem boynuna kanım, medet ena Müslüman. Kapında çünkü meddahım, selim etelerim daim. Yürek pür gam, gözüm pür nem. Muhibbiyim, hoşalım. Canımın parçası sultanım. Benim gözümün nuru sultanım. Gece yoktur ki ahımın ateşinin kıvılcımından alem tutuşmasın. Sabah yoktur ki gün yüzünüzün şiddetli arzusuyla ağlamamın feryadından gökle yarılmasın. Benim canımın parçası, gözümün nuru, iki cihanda ümidim. Vallahi dünyada muradım sizsiniz. Benim halim ne dil ile anlatılır, ne kalem ile yazılır. Eğer denizle mürekkep şu ağaçla kalem olsaydı, bu ayrılığın acısını yazarken dile gelir, Allah'a kavuştur bu aşık kulunu hünkârına diye dua ederlerdi. Ah, benim canımın parçası sultanım. Sizi yüce Rabbime emanet ediyorum. Thank you.
Günlerdir uyumadın. Yorgunsun. Dairene git dinlen biraz. Ben buradayım. Hayır. Hünkârımızı bırakamam. Bana ihtiyacı var, benim de ona. Evlatlarının da sana ihtiyacı var. Hiç değilse git bir gör onları. Bu geceyi yanlarında geçir. Teskin olsunlar. Hatırlamak gizli bir ibadet benim için. Günahlarımdan arınmak, masumiyete dönmek, tavaf etmek. Saruhanlı hanımefendinin çiftliği, bu Ege'nin en güzel çiftliğidir. 12 yaşımda geldim burada çalışmaya. Zengin sahibim çok iyi bir kadındı. Benim eğitimimle hususi olarak ilgilendi. Çalışkanlığımı görünce de dersler almam için hocalara yolladı. Astroloji, matematik, tarih, bitkilerin dili, ruhunu bile anlatan hocalarım oldu. Tabiatı sevmeyi, tabiatı bereketli kullanmayı öğrettiler. Müziğe kabiliyetimi gördüklerinde keman almama ve çalmama izin verdiler. Keman ve annemin şarkıları o gün hayatımı değiştirdi. Çiftlikte çalışan köylülerle yemek için mola verdik. Güneş biraz yumuşasın diye bekliyorduk. Ben de heybemden kemanımı çıkardım. Çalıyordum. Dalmışım. Hanım seni çağırıyor. Bir şey mi oldu ablası? Mühim bir misafirimiz var. Gel benimle. Siz de işinizin başına. Hanım kemanını da alıp gelsin dedi. İşte şimdi hayatımın değiştiği yerdeyim. Ve hayatıma bakıyorum. Adın ne senin? İbrahim. Nerelisin peki? Nereden geldin Saruhan çiftliğine? Pargalıyım ben. Oradan geldim buraya. Müzik bittiğinde kaderim değişmişti. Hanımım beni bu zengin beye hediye etti. Bu bey Şehzade Süleyman'dan başkası değildi. Padişah Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu Şehzade Süleyman. Manisa Sancak Bey. Şehzadenin av alayına katıldım o gün. Pargalı. Neden yanımda yürümüyorsun? Şehzadem, ne haddime?
Ne çabuk öğrendin şehzade olduğumu. Benim arkamdan gelecek insanlar belli. Ben seni yanıma yoldaş olasın diye istedim. Birlikte avlandık ve Manisa Sarayı'na döndük. O gece sarayda uyudum. Ve sonraki yıllar boyunca da yanımda, en yakınımda, mahreminde, sırrında ama hep sınırda. İbrahim Paşa, sen de perişan oldun kaç gündür. Aslanımın rahatsızlığı hepimizi kedere boğdu. Sen dairene dön Hürrem. Sen kal İbrahim. Biliyorum bunları konuşmak zor. Fakat bekleyemeyiz. Bir an evvel harekete geçmemiz lazım. Ne demek istiyorsunuz valide? Hünkârımız bugün değilse yarın Hakk'ın rahmetine kavuşacak diyorlar. Sen veliaht şehzadesin. Tahta çıkacaksın. Âli Osman'a ve üç kıtada büyük cihana hükmedeceksin. Bu yüce görev için hazırlanman lazım. Size inanamıyorum. Babam yatağında can çekişirken siz bunları mı düşünüyorsunuz? Nedir vaziyet İbrahim Paşa? Devlet işlerinde bir aksama yoktur inşallah. Siz endişelenmeyin sultanım. Ben gerekli tedbirleri aldım. Hünkârımızın hastalığını bir sır gibi saklıyoruz. Aman dikkatli ol paşa. Bu söylenti yayılırsa cümle alem karışır. Dua edelim. Hünkârımız saatine bir an evvel kavuşur. Ya aksi olursa paşa? Hazır mısın buna? Şehzademiz Mustafa. Sulh ve selametle çıkardı ata. Ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Keder içindeyim. Lakin kaderin karşısında duramam oğlum. Hiç kimse duramaz. Zira bu ilahi adaletin tecellisi. Nasıl adalet bu? Babam ölmedi. Yaşıyor. Kalbi atıyor. Ama siz çoktan öldürdünüz onu. Nasıl aşk bu? Hani tutkuyla bağlıydınız onu? Onca yıl döktüğünüz gözyaşı yalan mıydı? Nasıl söylersin? Bilmez misin neler çektiğimi? Bir hatam yüzünden.
Üstelik ona olan aşkımdan yaptığım bir hata yüzünden. Canımı aldı baban benim canımı. Yaşarken öldürdü beni. Hürrem denen o yılanın kölesi etti. Yıllarca sustum. Tevekkül içinde bekledim. Cezam bitecek dedim. Ama bitmedi. Ben babanı, aşkımı söküp attım kalbimden. Denizlere fırlattım. Artık o yok benim için. Sadece sen varsın kalbimde. Senin akıbetinden ve istikbalinden gayrı hiçbir şey umurumda değil. Validem. Mustafa'm. Onlar bize acımadı. Biz de acımayacağız. Sakın tereddüt etme. Hürrem'e ve şehzadelerine aman verme. Onlar benim kardeşim. Hicap ederse canımı bile veririm onlar için. Mahidevran Sultanımız tutmaz onu sarayda. Anında eski saraya sürgüne yollarlar. Beş evladıyla sokağa mı atılacak? Soy artık Şehzade Mustafa'dan yürür gider. Bu yüzden çocukları da sağ bırakmazlar. Yazık olacak. Daha çok küçükler. Efsun Hatun, talih yüzüne güldü. Şehzademiz hünkâr olunca senin de yolun açılacak. Sultan olacaksın. Bir de erkek evlat verdin mi sırtın yere gelmez artık. Bizi de unutmazsın değil mi? Korursun bizi. Şehzademiz ona mı kaldı? Aybegi Hatun'u unuttunuz galiba. Doğru. Bu yaz evleneceklerdi. Öyle diyorsunuz da şehzademizin Efsun Hatun'a olan alakası malum. Yasak olmazsa çoktan gebe kalmıştı. Kızlar söylemeyin böyle şeyler. Ben halimden memnunum. Şehzadem yanımda olsun bir tek bana yeter. Neden? İstemez miydin sultan olmayı? Kim istemez ki sultan olmayı? Ben de isterdim elbet. Adil bir sultan olurdum ama. Kavga dövüş biterdi. Herkesin birlikte sulh içinde, refah içinde yaşamasını sağlardım. Başka? Başka? Büyük bir daireye geçerdim. Bana ait kocaman. Taşlığım da olurdu. Yeni kıyafetler diktirirdim, ipek kumaşlar. Mücevherler yaptırırdım. Kolyeler, küpeler, büyük bir taç. Hürrem Sultan'ın tacından mı? Daha da büyüğünü. Efsun Hatun. Değil bunları söylemek. Seni hayal etmekten men ederim. Hünkârımız tez vakitte iyileşecek. Bundan gayrısını hiç kimse tasavvur dahi etmesin. Gülşah, tedarikli oğlu. Hayırdır sultanım? Şehzadem çok vicdanlı. Ve kardeşlerini de çok seviyor. Olur da hünkârımız son nefesini verirse müdahale etmemiz gerekebilir. Aslanımın tahtın tek varisi olması bilhassa mühim. Sultanım, validemiz ne der? Hürrem'in de, valide sultanın da hükmü kalmadı artık. Anlamıyor musun? Artık benim devrim başlıyor.
Valide Sultan olacağım. Haremi ben yöneteceğim. Esma. Cihangir nasıl oldu? Maşallah sultanım, mışıl mışıl uyuyor. Çok şükür. Sonunda iyi bir haber alabildim. Sultanım. Dedim ama felaketi Lala'da geldi. Sultanım. Düşüncesi bile kötü. Lakin biliyorsunuz teamülleri. Şehzadelerimizin hayatı tehlikede. Arzu ederseniz ben her şeyi ayarlarım. Onları kaçıralım uzaklara. Kimseler görmesin. Hayır Gülah. Onları gözümün önünden ayırmam. Çocuklarıma kimse dokunamaz. Hünkârımız iyileştiğinde yanında olacaklar. Sultanım. Hayır dedi. Validem. Hatice'm gel otur şöyle yanıma. Beni çağırtmışsınız. Yoksa hünkârımız. Hayır. Fakat gidişat bu kısmı. Mahidevran'ın gözü göz değil. Kim ve öfke bürümüş. Daha şimdiden Valide Sultan ilan etti kendini. Yazıklar olsun. Siz merak buyurmayın validem. Ben haddini bildiririm onu. Yarın sabah neye uyanacağımızı bilmiyoruz kızım. Öfkenin kimseye faydası yok. Şimdi beni dinle. Yardımına ihtiyacım var. Babam ne vakit uyanacak? Ne vakit bitecek bu kabus? Bilmiyorum kızım. Bilmiyorum. Önce sor kimmiş? Kimsiniz? Sümbül Ağa. Tamam gelsin. Sultanım. Rahatsız ediyorum ama. Ne rahatı Sümbül? Ben zaten dikenlerin, ateşlerin üstündeyim. Neyse. Ne oldu, niye geldin? Ağlar.
Siz niye girdiniz? Sümbül. Sultanım, çocukları almaya geldik. Anne, ne oluyor? Hayır. Çocukları vermem. Defolun. Eğer onlara dokunacak olursanız kendi ellerimle boğarım sizi. Hay Allah. Yanlış anladınız sultanım. Kötü bir şey yok. Validemiz bir süreliğine Hatice Sultan'ın sarayında kalmalarını münasip görmüşler. İnanmıyorum. Ne malum yalan olmadı? Gidin. Bu günaha ortak olmayın. Gidin Sümbül. Size defolun dedim. Ağlar. Geri durun. Paşam. Sultanım. Beklettim sizi. Mühim değil. Merak içindeyim. Nedir konuşmak istediğiniz mesele? Minnettarım sana. Bugüne kadar beni ve şehzademi korudun, kolladın. Ne kadar şükran duysam az. Sultanım, bu benim vazifem. Nereden icap etti bu teşekkür? Malum. Mustafa'm için tahtın yolu açıldı. Şimdiye kadar olduğu gibi yine onun yanında olmanı istiyorum. Bunları konuşmak için çok erken sultanım. Bir daha zinhar bahsi dahi geçmesin. Ne oldu? Başka hayallerim mi vardı yoksa? Ne hayali? Hünkârımızın iyileşmesinden gayrı hiçbir arzum yok benim. İyileşmesinin bize bir faydası yok İbrahim. Hürrem'in saltanatını sürmesini mi istiyorsun? Sultanım. Düşün İbrahim. Eğer Mustafa'm tahta çıkarsa sadece benim değil, senin de hayatın değişir. Mustafa'm henüz toy. Senin kuvvetine ve engin tecrübene muhtaç. Gidin. Yoksa başınıza yıkarım sarayı. Sultanım. Hürrem. Sultanım. Çocuklarımı almak istiyorlar. Korkma Hürrem. Sümbül'e emri ben verdim. Evlatlarını kendi sarayıma götüreceğim. Neden? Sümbül Han, siz dışarıda bekleyin. Baş üstüne sultanım. Tedbirli olmamız lazım. Malum, havada kan kokusu var. Hünkârımız iyileşene kadar evlatlarını bizzat ben koruyacağım. Olmaz, ben korurum. Bana itimadın yok mu? Var elbet. Fakat sevgili kocanız hakkında aynı şeyi söyleyemem. Malum, Maydevran da Mustafa'nın paşası. Hepimizin asabı bozuk. O yüzden duymuyorum bu laflarını. Hürrem, müsaade et sana ve evlatlarına yardımcı olalım. Aksi halde neticeleri çok ağır olabilir. Peki. Güzel. Sen de gel bizimle. Hayır, olmaz. Hünkârımızı zalimlerin insafına bırakamam. Nefesini keserler. Hiç kimse cüret edemez buna. O yüzden mi evlatlarımı kaçırıyorsunuz? Ne siz bunları bana söylemiş olun, ne de ben duymuş olayım. Hünkârımızın saatine kavuşacağına olan inancım tam benim. Dua edip o günün gelmesini beklemekten başka bir şey yapmam. Mustafa'mın yanında olmayacaksın yani.
öyle mi? Şayet emri hak vuku bulur ise teamüller gereği yeni bir düzen kurulur. Ben de bu düzen içerisindeki yerimi alırım elbet. Lakin bunları konuşmanın sırası değil. Paşam, validem, beni çağırmışsınız. Yine aynı şeyleri söyleyecekseniz. Hayır aslanım. Başka bir şey için çağırdım. İkinizin de haberi yok. Hünkârımız bu hadise olmadan evvel Aybige ve Bali Bey'in yakalanıp buraya getirilmesi için emir vermişti. Ne demek bu? Sebep? Gizli bir münasebetleri varmış. İhanet içindelermiş. Bunu şimdi mi söylüyorsunuz valide? Hünkârımızın başına gelenlerden sonra söyleyip canını sıkmak istemedim. Neye malum doğru oldu? Kim söyledi bunu size? Efsun. Efsun mu? Hürrem'in parmağı var bu işte. Malum senin Kırım Hanı'nın kızıyla evlenmeni istemiyordu. Efsun konuşurlarken duymuş. Hayır, bir hata var. Bunu yapmazlar. Yapamazlar. Mustafa sakin ol. Eve gelsinler, işin aslını öğreniriz. O vakte kadar bu meseleyi kimse bilmeyecek. Hürrem Sultan kaçıyor. Baksana, çocuklarından bile ayrılmayı göze almış. Yağlı organı boynunda görmeden rahat yok bana. Şeker Ağa. Buyurun sultanım. Bir elin benim sarayımda olsun. Şehzadelerimizin ve sultanımızın yediklerinden, içtiklerinden sen mesul olacaksın. Emredersiniz. Yer kafa. Asıl mesuliyet de sende. İşlerini ayarla, çocukları sana emanet edeceğim. Gülah da yardımcı olur sana. Nasıl arzu ederseniz sultanım. Paşam. Signor Gritti. Hangi rüzgar attı sizi buraya böyle? Müsaitseniz sizinle görüşmek isterim. Gel bakalım. Hünkârımızla ilgili tam bir malumat alamadım. Fakat hastalığının ciddi olduğu aşikar. Bugüne kadar hiç böyle olmamıştı. Görmek istedim kaç defa, lakin paşamız izin vermiyorlar. Mustafa tahta çıkarsa bu İbrahim'in daha da kuvvetlenmesi manasına gelir. Devletin gizli hükümdarı haline gelir ki Osmanlı için felaket olur.
Paşam, söylentiler iyice ayyuka çıktı. Sultan Süleyman'ın öldüğünü düşünenler var. Elçiler hanı kaynıyor. Hemen hepsi konu hakkında memleketlerine havadisler gönderiyor. Hakikati aktarmak bilhassa mühim. Bu söylentilerin asla astarı yoktur. Şayet aksi bir malumat düşmanlarımızın kulağına giderse Egrit'i, bunu senden bilirim bilesin. Hünkârımızın saati yerinde. Yakındır aramıza katılması. Herkes bunu böyle bilsin. Elbet bunu diyorum herkese paşam. Fakat gözleriyle görmeden kimseyi ikna edemeyiz. Doğru olmaz. Doğruyu yanlışı biz sana mı soracağız Gritti? Hünkârımız ne vakit isterse o vakit çıkar ortaya. Neyi beklediğini biliyorum. Boşuna heveslenme. Ne dedin sen? Akbabalar gibi üşüştünüz hünkârımızın başına diyorum. Ölsün diye dualar ediyorsunuz. Yazık. Bu hallerinizi duyunca çok üzülecek. Ne çok sevinim varmış çiçek. Tek teselim, sizin hakiki yüzlerinizi görecek olması. Kendini kandırma Hürrem. Aşkından değil, can derdine düştüğün için konuşuyorsun böyle. Benim kimseden korkum yok. O yüzden mi çocuklarını yolladın? Onlara dokunursan senin gözlerini oyarım. Yerinde olsam laflarıma dikkat ederim. Zira kaderin artık benim ellerimde. Benim kaderim Süleyman. Onunla birlikte doğdum. Onunla birlikte ölürüm. Hayır. Sana ölüm yok. En azından evlatlarının hazin sonlarına şahit olana kadar. Şehzadem. Doğru mu bu Efsun? Validemi Aybige ile Bali Bey'in kaçtığını söylemişsin. Şehzadem ben... Doğru mu dedim? Ben sadece gördüğümü duyduğumu söyledim. Yazık. Sen de mukirli oyunlara alet oldun. Hayır asla. Bana yalan söyleme Efsun. Bu evliliği istemeyen iki kişi varsa biri Hürrem Sultan, diğeri sensin. Ne malum bunun çirkin bir iftira olmadığı? Şehzadem, beni neyle itham ediyorsunuz? Efsun, bana doğruyu söyle. Bu evlilik zaten olmayacak. Boşu boşuna günahsız insanların kanına girme. Karnımdaki Sabi'yi doğurmak nasip olmasın ki doğruyu söylüyorum. Ben kimseye iftira atmadım, atma. Aybige Hatun değil mi bu giden? Vallahi o.
Hünkârımızı mı duydular acaba? Öğreniriz şimdi. Aybüke Hatun, hayırdır inşallah? Neden döndünüz siz? Hasoda başımız afiyettedir inşallah. Bırak. Bırak, kendim girerim. Hünkârımızla görüşmek istiyorum. Beni sevgili gelinimle yalnız bırak. Ne oluyor sultanım? Neden getirildin buraya? Soruyorsun utanmadan. Ne yapıyorsunuz siz? Buna hakkınız yok. Hakkım yok öyle mi? Aynen öyle. Karşınızda cariyeniz, köleniz yok sizin. Mahli Bey'le aranızda geçenleri biliyorum. Oğluma ihanet ettin sen. Asla ihanet yok. Yalan bu. Nasıl böyle bir şeye inanırsınız? Sultanım. Ne var Gül'e? Çok mühim havadislerim var. Aybeke Hatun'u saraya getirdiler. Sordum, soruşturdum. Bali Bey de zindana atılmış. Onları tamamen unutmuşum. Neyse. Canlarını koruyun. Mümkünse ikisini de sağ salim kurtarmaya çalışın. Elimden geleni yaparım sultanım. Başka bir emriniz var mı? Var. Zehir bul. Zehir mi? Şşşt. Hayırdır sultanım? Şehzade Mustafa için mi? Orasını boş ver. Tez vakitte halet bu işi. Emredersiniz. Üstünde tuttuk seni. Karşılığı bu mu olacaktı? Ben bir şey yapmadım. Yalan bunlar. Şehzademize asla ihanet etmedim. Doğru mu duyduklarım? Yalan validem. Kim cesaret edebilir böyle bir şey? Değil buna kalkışmak. Hayal etmekten bile korkarım ben. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Kes sesini. Aybüke, sen çık. Doğru benim daireme git. Neden haberim yok benim bundan? Hünkârımız duyulmasını istemedi.
Aybige benim soyumdan geliyor. Onu nasıl böyle itham edersin? Ayrıca sana mı düştü bunun hesabını sormak? Benim oğlumla nişanlı. Elbet sorarım. Bir vakitler sual etmiştin. Hürrem'in benden ne farkı var diye. Ben sana en mühimini söyleyeyim. O kendi aklıyla hareket ediyor. Sense başkalarının. Malkoçoğlu Bali Bey, Paşa Hazretleri. Seni buralarda mı görecektim ben? Paşam arz edeyim. Neyi arz edeceksin? Nasıl ihanet ettiğini mi? Ne hünkârımıza ne de şehzade hazretlerine ihanet etmedim. Asla da etmem. Bu mümkün değil. Neden yolundan çevrildin peki? Neden getirildin buraya zorla? Paşa hazretleri ben de bilmiyorum. Belli ki birileri iftira atmış. Bu hadisenin bir iftira olmasını ben de arzu ediyorum. Sen çok kıymetli bir beysin. Has odabaşı olduğun vakit makamını ve sırlarını korumak zorundasın. Bir şey sana emanet edildiğinde o sana ölümüne emanet edilmiştir. Anladın mı? Hünkârın emirleri senin şerefindir. Paşa. Hünkârımızla görüştürün beni. Her şeyi anlatacağım. Bana hak verecektir. Hünkârımız seni görebilecek vaziyette değil ne yazık ki. Neden? Ne oldu ki? Sen evvela kendini düşün. Üstündeki bu töhmet kalkmadığı vakitçe buradan çıkış yok. Bekleyeceksin biraz. Destur, Şehzade Mustafa Hazretleri. Şehzadem. Aybige Hatun. Şehzadem, ne olur dinleyin beni. Allah şahidim. Bu nişanın bozulmasını en çok ben istedim. Lakin bu şekilde değil elbet. Şehzadem, ben size ihanet etmedim. Her kim bu lafları söylemişse iftira atmış. Size karşı hep sadık oldum. Hem Bali Bey'in hem de benim günahıma giriyorlar. Biz masumuz. Sana inanmayacağını gönülden istiyorum Aybige. Ama içimden bir ses hiç de masum olmadığınızı söylüyor. Mustafa. Validem. Sen biliyor muydun? Hayır. Daha bugün söyledi validem. Aslan parçam. Ben zinhar inanmıyorum. Benim kanımı taşıyan aileden böyle bir ihanet çıkmaz. Göreceksin. Her ikisi de aklanacaktır.
İnşallah. Anne. Ben de. Ne zaman sıraya döneceğiz anne? Acele etmeyin. Hele bir iyileşsin babanız. Düşün İbrahim. Eğer Mustafa'm tahta çıkarsa sadece benim değil, senin de hayatın değişir. Mustafa henüz toy. Senin kuvvetine ve engin tecrübene muhtaç. Sen de Mahide evren gibi seviniyor musun yoksa? Çünkü yarımız ölecek. Ve koca imparatorluğu ben mi yöneteceğim diyorsun içinden. Beni başkalarıyla karıştırmayın. Ben hünkârımızın kulu değilim sadece. Onun en yakın arkadaşıyım. Yoldaşıyım. Acımı, kederimi bir ben bilirim, bir de Allah. O halde verdiğin sözü unutma. Hünkârımız beni sana emanet etti. İçiniz rahat olsun. Hünkârımızın emanetine ihanet etmem ben. Fakat... Fakat ne İbrahim? Şayet hünkârımıza... Sarayda kalmanız mümkün değil. Başka bir yere emniyetli bir şekilde naklinizi sağlarım. Kimseyi de muhtaç etmem sizi. Allah razı olsun senden. Beni geç İbrahim. Asıl evlatlarımı koruyabilir misin? Onu söyle.
Peki sağ ol. Ne vakit dökeceksiniz Şehzade Mustafa'nın yemeğini? Bu bizim için Gülah. Şayet bu zalimlerin dilediği olur da hünkârımız hakkın rahmetine kavuşursa ölümümüz kendi elimizden olsun istedim. Zalimlerin kanlı hançerleriyle değil. Böyle şeyler söylemeyin sultanım. Vallahi kalbim sıkışıyor. Benim bulunduğum yer merkezimizdir. Yeryüzünün merkezi benim bu elimde tuttuğum elmanın var olduğu topraklardır. Büyük atam Fatih Sultan Mehmet Han'dan beri Osmanlı'nın batıya gidişinin hedefi kafirin merkezi Roma ve San Pietro Kilisesi olmuştur. Otranto zaferinden beri bu böyledir. Bizim vasıtamızla İslam Batı'nın kalbine ilerleyecek. Osmanlı'nın yeni topraklar fethetme arzusu ilahi kelimetullah inancımızdan feyz almaktadır. Allah bu mübarek yolda yardımcımız olsun. Bizi mahcup etmesin. Hünkârım.
Ben öldüğümde ülkemin dört bir yanından, tebaamdan olan insanları çağırın. Cenazemin önünden askerlerim yürüsün silahlarıyla. Sağımdan alimler yürüsün kitaplarıyla. Solumdan zenginler yürüsün mallarıyla. Arkamdan ise fakirler yürüsün gözyaşı ve dualarıyla. Sağ elime altından bir küre verin. Sol elimi ise boş bırakın. Ta ki mezara dek. Nasıl? Kim bu şehzade? Manası nedir? Büyük İskender'in vasiyeti bu. Ön tarafa askerlerini istemiş. Onca silaha kuvvete rağmen ölümüne engel olamadılar zira. Sağ tarafında alimler var. Onca kitaba bilgiye rağmen onlar da engel olamadı. Sol tarafına zenginleri almış. Onca mala mülke rağmen hiçbir şey yapamadılar. Arka tarafta ise fakirlerin, halkın yürümesini istemiş. Zira onların döktüğü gözyaşı ve dualara rağmen ölüm yine geldi. Sağ elindeki altın küre bu dünyada her şeyi elde ettiğini gösteriyor. Sol elinin boş olması ise bu dünyaya eli boş gelip boş gittiğine işaret ediyor. Ne muazzam bir ölüm şehzadem. Sıra bana da gelecek Pargalı. Sence ben nasıl öleceğim? İskender'den daha büyük. Vücuda geldiğin hali ve gideceğin son mertebeyi unutma. İşte o zaman cennetin kapıları açılacak sana. Hünkârım. Pargalı. Benim hünkârım. Yalnızdayım. Şükürler olsun. Düşünün. Paşa Hazretleri. Çabuk Yesef Efendi'ye haber ver. Hünkârımız uyandı. Vallahi uyanmış. Rabbi yesir ve la tuhassir Rabbi tamam. Hadi sen kal. Baş üstüne. Baş üstüne. Baş üstüne. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Dualarım kavuruldu. Şükürler olsun. Müjdeler olsun. Müjdeler olsun ehali, duyduk duymadık demeyin. Hünkârımız yaşıyor, açtı gözlerini. Allah Allah. Yani şükürler olsun. Duyduk duymadık demeyin. Şeker ağa dört lokmana. Ay Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Ya ben gideyim hemen bir lokma dökeyim. Hünkârımızın sadakası olsun.
Ben babamı görmeye gideceğim. Olmaz oğlum, şimdi otur. Neden olmaz anne? Biz de istiyoruz görmeyi. Hep burada mı kalacağız? Ben kalmam. Ben hiç kalmam. Evime gideceğim. Çok sıkıldım burada. Mehmet, lütfen kardeşlerini içeri götür. Hakları var anne. Biz neden geldik buraya? Hep o Maide Evren denen kadın yüzünden. Bizi o kovdu değil mi? Sultanım, müjdeler olsun. Hünkârımız iyileşti, gözlerini açtı. Dünya gözüyle bir kez daha kazandığını gördüm ya. Ölsem de gam yemem artık. Ölüm yok artık valide. Söylemeyin öyle şeyler. Hünkârım, sizin için çok dua ettik. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. 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 Nihayet kederli günlerimiz geride kaldı hünkârım. Kardeşlerin nerede?